Evet. Jan Zorbaz ve Enko arasındaki mücadele uşaklar. Evet, ikisi de birbirine bol şans diledi. Evet. Jan bol şans diledi. Enko oralı pek olmadı gibi. Abi tanıyabilir miyiz şeyleri? Evet. Enko Enes 24 yaşında, İstanbul'dan. Jan da İstanbul'dan. Kendisi 30 yaşında. Evet. Jan zaten senelerdir bu oyunların içinde, Supercell'in içinde. Evet. Senelerce Clash of Clans oynamış. Peşinden bu hiç oynamış insan. Ve şimdi de öbür oyunların hepsini bıraktı. Clash of Clans'ı da bıraktı. Tamamen buna yöneldi değil mi? Evet, biliyorsun bizdeki aslında bizim Made in Turkey asıl oyunu Clash of Clans. Evet. Diğer oyunlar hep yan oyun oluyor, yedek oyun oluyor bizim için. Evet. Şimdi Jan kaça düşürdü? 512'ye kadar düşürdü. Kombolarını güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Enko bakalım nasıl bir karşılık verecek? Evet, prensesi aldı oklarıyla beraber. Bakalım. Oklarla indirdi, evet. Destesine, Enko'nun destesine baktığım zaman öyle pek ne bileyim, destesi pek hoşuma. Bir şey olması lazım daha. Saldırıya yönelik yönelik doğru dürüst bir bilim koymamış ama galiba Jan'ın destesinde daha güzel bir son kartı, demek ki son kartı olması lazım. Evet. Saldırıya yönelik olan. Şu anda barbarlar da güzel bir şekilde almaya çalışıyor. Arkadan bir şey prenses vuruyor. Evet. Aldı kuleyi. Aldı kuleyi. Evet. Gayet güzel. Enko kuleyi aldı. Bakalım Jan nasıl bir destek verecek, karşılık verecek. Walker ile beraber karşılık verdi. İndirecek buz büyücüsüyle prensesi galiba Walker'e. Buz büyücüsü biraz zorlaştırdı Walker'ın için ama Walker'e aldı. Evet, bir şu anda mücadele. Walker'i minyonlarla beraber aldı ama minyonların antisi kraliçe, kraliçe demiş. Prenses, evet, aldı minyonları. Güzel. Güzel bir şekilde mücadele devam ediyor. Evet. Golem geldi. Golem'e bak, sona saklamış. Biz evet, golem. İşte. Abi bunu bekleyelim. Evet. Golem. Zihir attı. Jan zihir attı. Evet. Bir zihir atar atmaz da domuzcusunu yolladı. O kalabalığın içinden domuz yine de gitti ve 2-3 tane vuruş yapabildi. Evet. Şu anda golem çok ısrarcı bir şekilde geliyor. Fazla güçlenmiş. İki tane buz büyücüsü. İki tane buz büyücüsü. Şu anda Volker'ler buz büyücülerine biraz zarar verebilir. Bakayım Volker'e ne yapacak? Jan şu anda hiçbir şekilde veremiyor. Karşılık veremiyor. Evet. Şu anda Enko gayet güzel bir şekilde geliyor. Golem hala ölmüş değil. Barbar vuruyor. Aynı zamanda buz büyücüsü. Aynı zamanda dalgalıklar. Üçler acaba? Merak ediyorum. Üç diyecek galiba. Evet. Üç diyecek. Çünkü Jan'da hiç zaman yetmedi, yoksa büyük bir ihtimalle üçlerdi. Helal olsun. Enko gerçekten destesinde golem olduğunu biz görmedik. Golemi sona doğru sakladı. Bravo gerçekten. Şaşırttı. Derler ya, ummadık taş baş yarar diye, işte böyle oldu bu da. Aynen, şaşırttı. Gayet iyiydi. Gayet. Bu da çok keyifliydi. Jan elendi böylece. Enko çeyrek finale yükselmiş oldu. Evet, güzel. Evet, Berkant Radyo arasındaki mücadele başlayıp kişileri tanıyabilir miyiz abi? Evet, Berkant'ın adı zaten Berkant. Evet. Radyo'nun adı da güzel bir soru. Neyse, olur öyle. Evet. Bilmiyorum ya, yeni gelenlerden biz, yani bir hafta olmadı bile, yani birkaç gün oldu bizim yanımıza gelirlerinde. Evet. Şimdi Radyo'nun beraber ile beraber kraliyet galiba da vallahi hatırlayamayacağım şimdi ismini. Kraliyet devrini güzel çevirdi. Güzel çevirdi Radyo. Fazla vurmadı. Evet. Bu arada birinciyle beraber çok güzel bir atak yaptı ve 300'e kadar düşürdü. Oradaki topu biraz geç kurdu galiba Berkant. Yani birinciyi üzerine çekemedi topla beraber. O yüzden kulesine çok ağır bir hasar yedi açıkçası. O top kraliyet devrine odaklanırken topunu geç kurdu. Evet, şimdi... Evet, geç kuleydi ve domuz yanından geçti, yani domuz komple vuruşlarını yapabildi kuleye. Evet, şimdi 300 bir tanesinin golesi, 1750'den gidiyor. Prensesi güzel bir şekilde temizledi, sadece dal kavuk ve goblinlerle beraber prensesi ve biriciyi temizledi. Şimdi Berkant karşı hata geçişi kraliyet devriyle beraber bir topçu gelir mi? Top gelir mi? Gelmedi ama etrafını kraliyet devrinin barbarlarla sardı, barbarlar kraliyet devrini aldı. Şimdi barbarlar güzel bir şekilde aşağı doğru ilerledi. Bir tane kafalarına ateş topu geldi. Evet. Kafalarına Aşağı yukarı yine eşit sayılar. Bir tane kule 980'de, öbürü 300'de. Evet. Yani birer tane kuleleri sağlam duruyor. Bir tanesi de gitmek üzere. Şimdi bakalım domuz vurabilecek mi? Topu vurdu. Şimdi evet, domuz birinci, 7 level domuz birinci. Hemen arkasından gördüğünüz gibi barbarlarını attı. Barbarlar şimdi güzel bir öncü birlik olabilir. Arkasından ne atacağına bağlı. Bakın top geldi ve ateş topu geldi. Barbarlar öldü böylece. Hemen akabinde birinciyle beraber, birincinin etrafına goblinlerle beraber birinciyi kesti ve mızraklı goblin bir taraftan, goblin bir taraftan. Bir kule gidecek mi acaba mızraklı goblinlerle beraber? Gitti, evet. Mızraklı goblinlerle beraber gitti. 1-0 önünde 44 saniye kaldı. Bakalım nasıl bir cevap olacak. Evet, Kraliyet Devri'nin üzerine Kraliyet Devri'nin savunmayı başardı. Kraliyet Devri o sıra topu biraz daha kuleye topu geç kalmaktan ziyade teşvik kuleyle içine alabilseydi topu atarken, ateş topunu atarken. Ama fark etmez dedim ama sürekli Radyo'nun bir cevabı var ataklarına karşı, Berkant'ın ataklarına karşı. Ama bakalım Berkant çevirebilecek mi maçı? 14 saniyesi kaldı sadece. Sadece 14 saniyesi kaldı. Evet, 19 atabilir mi acaba? Ok atabilir mi acaba abi? Ateş topunu atabilir, ok da atabilir ve atmıyor. Atamadı. Elinde yoktu abi. 19 can. Çok kıyasıya bir mücadele. Evet, Radyo'nun aldı Radyo'nun. Berkant gerçekten 19 canla beraber çok ilginç bir müsabaka ya. Gerçekten çok keyifliydi. Evet çocuklar, şimdi köy üçlerine Pir Sultan Abdal'ın arasındaki mücadele. Pir Sultan Abdal bol şans değil. Evet, köy işleyen gülecek attı ve bol şans diledi. Bakalım mücadele ne olacak? Tanıyalım abi hemen karşılaşma başlamadan. Evet, köy sultanın adı Metin, 20 yaşında, Mersin'den geliyor. Köy üçleyenin adı Ömer, 18 yaşında, Gaziantep'ten geliyor. Evet, Metin şu anda attı. Kraliyet devri attı. Buz büyücüsü Kraliyet devrini çok iyi counterlayan bir şey. Bakalım buz büyücüsüne yavaşlattı biraz. Etrafına Kraliyet Devri'nin barbarları yaptı. Prensesi de o şekilde güzel bir şekilde aldı ve güzel bir combo yarattı orada. Hedefle beraber domuzu gönderiyor hemen. Evet, ama barbarlar hemen karşılık verecek. Bir iki tane vuracak orada. Dur bakalım. Bayağı vurdu. Çünkü buz büyücüsü çok büyük bir avantaj sağladı. Ve kendisi de barbarları orada olduğu için. Evet. Bravo dedi Metin. Teşekkür etti. Neydi? Ömer miydi abi? Pir Sultan Metin, evet, teşekkür etti ve Ömer. Evet, Ömer, alttaki Ömer. Tamam. Şimdi iksir çıkarısını koydu Metin. Bakalım Metin'in şu anda dezavantajı var. Daha ama 2 dakika var. 2 dakika içerisinde ne olacağı hiç belli olmayacaklar. Evet, bir tane golem geliyor. 3 level bir golem geldi. Bakalım golemin arkasından nasıl bir yapacak, kombin oluşturacak. Kraliyet Devri ters taraftan yolladı bu kez Metin. Bence golemin peşinden 3 tane silahşör gönderecek. Dolmasını bekliyor. Büyücüsü var. Büyücü gönderdi. Büyücünün yanında bir şeyler gönderir diye onu dediğini. Bakalım şimdi evet, golemin etrafını sardı. Ateş topuyla büyücüyü yolladı. Taça attı. Şimdi Kraliyet Devri'nin etrafına var uzağına buz büyücüsüyle beraber orayı counterlamayı başardı ve barbarlara neyle? Evet, buz büyücüsü dal kavukları, minyonları yok etti. O sıra barbarlar da yok oldu. Herhangi bir yok şu anda. Bir kayıp falan filan yok. Evet, Metin'in gulelerinden biri 300, biri 1450. Ömer'in gulelerinden biri 1370 ve 1370'lik kuleye bir hasar geliyor şu anda. 1000'e düştü. 900'e düştü. O sıra barbarlar ve buz büyücüsü Kraliyet Devri'yle uğraşıyor. Arkadaki 2 tane var. Prenses var. Prenses alacak galiba Türk prenses, evet. Evet, şimdi çok değişik bir mücadele. Evet, öbür taraftan hemen bıraktı, minyonları bıraktı. Minyonlar harcandı orada, bir tane çakmayla beraber. Ama galiba gule gidiyor galiba, ama vuracaklar. Bakın vuramadan, evet, 200'de kaldı gule. Evet, bir tane gule gitti. Aldı. İkisi de aynı anda kuleyi aldı. İkisi de aldı kuleleri. İkisi de kuleleri aldı. Daha 13 uzatmalara giden ilk maç olacak galiba. Öyle sezdim. Evet, bakalım Ömer'le Metin gerçekten kıyasıya bir mücadele verirler. Golem geldi tekrar. Karşı tarafta Ömer bir tane golem bıraktı. Ve bir taraftan da prensesle buz prensi yürüyor. Evet. Ama prensesi silahşörle aldı ve kuleye doğru kral kulesini ateş edecek şimdi. Bayağı karıştı ortalık abi. Takip edemedim. Oo tamam. Evet, mükemmel bir combo. Takip edemedim orayı gerçekten. Evet. Neyin ne zaman ne attıkları belli olmadı. Köy üçleyen Pir Sultan Abdal, Metin kaybetti. Köy üçleyen Ömer kazandı. Evet. Tebrik ederim Ömer'i. Gerçekten güzel bir combo yaptı en son. Harikaydı. Evet. Köy üçleyen Ömer. Böylece Ömer çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Evet uşaklar, King Sado ile Emine Reis arasında iki mücadele başladı. Son mücadele, ilk 16'nın son mücadelesi. Bunların kazananları zaten çeyrek finalde bir dahaki bölümde savaşacaklar. Bakalım, gerçekten çok heyecanlı mücadeleler gördük, geçirdik. Bakalım bu iki arkadaş arasındaki mücadele nasıl olacak? King Sado kraliyet devriyle açılışı yaptı. Karşı taraf görmüş olduğunuz gibi barbarlarını attı. Ortada buluşacaklar. Aynı zamanda X'ler çıkarıcıları falan filan vuruldu. Bakalım King Sado mu, Emine Reis mi? Bir tane ateş topu geldi. Oradan barbarlar kuleye doğru ilerlerken bir tane de ateş topu barbarlara geldi. Böylece bir tarafın 3 kartı, bir tarafın 4 kartı belli olmuş oldu uşaklar. Evet. Güzel bir mücadele olur inşallah. Şimdi binici geldi. Binici güzel bir şekilde geldi. Buz büyücüsü biniciye doğru. Evet, dondurma geldi bu arada. Çok dondurma güzel. Attı evet. Çok güzel dondurmayla beraber. Evet. Ama o dondurmayla beraber karşıya büyük bir koz vermiş oldu. Karşıdaki koz bakalım ne yapacak? Evet, bir ateş topu da silahşöre bakalım. Buz büyücüsü fazla vuramaz. Silahşör buz büyücüsünü rahat bir şekilde aldı. İki tarafta kulelere biraz zarar vermiş oldu. Bir taraf 1500, bir taraf 1800'den gibi. Şu anda Emine Reis iki tane iksir çıkarıcısını koymuş durumda. Daha avantajlı pozisyonda. Bir tane iksir çıkarıcısını yok etti. Karşı tarafında iksir çıkarıcısını yok etti. Evet, hemen King Sado iksiriyle beraber, biriken iksiriyle beraber iksir çıkarıcısı koydu. Şimdi Emine Reis biriciyle beraber geliyor. Evet. Gene dondurdu. Ama bir buz büyücüsü donduramadı. Buz büyücüsü attı. Evet. 500'e kadar düşürdü. Tam 500'e kadar düşürdü Emine Reis. Güzel bir şekilde ilerliyor Emine Reis. Heyecanlı maçlar. Yani takip edilmesi zor maçlar. Yorumlamak gerçekten, sunmak gerçekten zor. Canlı şekilde sunmaya çalışırız. Evet, buz büyücüsü bayağı bir zarar verdi oraya. 900'e kadar düşürdü. Birinin kulesi şu anda atılan ateş topuyla beraber 300'e kadar düştü King Sado'nun kulesi. Diğer Emine Reis'in kulesi şu anda 1000'de. Bakalım King Sado attı, kraliyet devrini attı. Hemen Emine Reis biniciyle cevap verdi. Binici iki tane vuracak galiba. Vurdu ve kuleyi aldı. Şu anda Emine Reis bir tane kuleyi indirmiş vaziyette. 30 saniye kaldı hemen. Güzel bir kombosu var şu anda King Sado'nun ileriye doğru çıkan. Bakalım o komboya nasıl bir yanıt verecek. İki tane kraliyet devri. İki tane kraliyet devi, arkası da çok sağlam kraliyet devlerinin alacak galiba o kuleyi. Hem top hem kuleyi aldılar. Bakalım ne olacak? Çok ilginç abi. İki tane kraliyet devi ilerleyin. Evet. Ama ters taraftan domuzu attı. Ters taraftan domuzu ve dondurmayı atacak galiba. Yok, dondurmayı atmaya fırsat olmadı. 2500'e kadar düşürdü King Sado şu anda. Ana kaleye evet. Öbür taraftan da attı hemen. Evet. Aynı zamanda buz büyücüsü geldi ama barbarlar buz büyücüsünü alır. Galiba yok, alamaz. Alamaylar. 1500'e kadar düşürdü. Ana kuleyi 2100'e, taç kulesini 1600'e kadar düşürdü. Şimdi ikisinin çıkarıcısını çok güzel bir yere koyarak savunmayı orada kantırlamayı başardı. Hemen silahşörlerin etrafına mızraklı goblinleri dizdi. Şu anda King Sado gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Evet. Emin domuzu saldı ve iksiri ve buzlamayı çok önce attı. Evet. Orada herhangi bir asker yokken buzlamayı attı. Sadece kulenin atışını engellemeye çalıştı. Şimdi kraliyet devi geliyor, buz büyücüsü geliyor. Aynı zamanda ateş topu atıldı. Ve güzel yaptı. Kadar. Topu yok etti anında. Evet, topu anında yok etti. Silahşörü de yok etmiş oldu abi. Çok güzel bir şekilde saldırı geliyor ama barbarlarla etrafını çevirdi her zamanki gibi. Orayı kantırlamayı başardı açıkçası. Uzatmalar 2 dakikadan düşüyor hala. Uzun bir süreç var. Bakalım kim kime alacak. Herhangi bir kule giderse karşılaşma bitecek zaten. Evet. Sado şimdi bir tane iksir koydu. Onu hem zaten korumak için koyuyordu. Topu yok çünkü. Evet. Çok evet. Bir tane daha barbarlar ve koydu kraliyet devi. Barbarları yok etti. Evet, kraliyet devi kuleye vuracak. Evet, 1, 2, 3 binici de vuruyor, kraliyet devri 500. Evet, 2 de 2. Abi Abi 300'de 500 çok heyecanlı. Evet, ya. Evet. 200. Dur bakalım kim alacak. Gerçekten çok, ikisi de gerçekten çok heyecanlı mücadele. Evet. 300, İkisi de çok güzel oynuyor. 100, abi aldı ya. King Sado aldı. Bravo vallahi. Gerçekten kimin alacağı belli olmaydı. Çünkü son ana kadar ikisinin de 200'e hatta 100'e düşmüştü görevleri. King Sado almayı başardı ve Emine Reis'i eleyerek Köyüşleyer'in rakibi olmuş oldu. Gerçekten çok mükemmel mücadeleler seyrettik abi. Evet abi, ne diyorsun yani? Bu ilk turlar nasıl geçti? Ne oldu falan? Videoyu bitireceğiz artık yavaş yavaş bu videoyu. Yorumlaman nedir? Bence çok güzel oldu. Fazla pürüz çıkmadı. Evet. 16 tane oyuncu güzel savaştı birbiriyle. Güzel eşleşmeydi. Ha bir de şunu söyleyelim. Eşleşmeler tamamen tesadüf olarak çekildi ve yani kural çekildi şeyle, eşleşmeler için. Yani herhangi belirlenmiş bir eşleşme değil. Evet. Şu anda işte kalan 8 kişi gene kural çekilerek rakipleri belirlenecek. Evet. Ve böylece güzel bir şekilde devam etmeye çalışacağız inşallah. Evet abi, gerçekten tebrik ederim. Mükemmel savaşlar falan filan izletmiş olduk arkadaşlara. Yani klandaki savaşan arkadaşları gerçekten tebrik ederim. Böylece arkadaşlar bazı komboları da görmüş oldular. Kim ne yapar falan, efsanelikte nasıl savaşlar falan filan oluyor falan, onu görmüş oldular. Çünkü buradaki ekibin hemen hemen hepsi efsanelikte mücadele eden arkadaşlar değil mi abi? Evet, hepsi. Evet. Hepsi efsanelikte. Evet, gerçekten güzel bir ilk tur oldu, ilk 16 oldu. Bundan sonra çeyrek final ve yarı finaller de gerçekten çok güzel olacağı benziyor. Bakalım ne olacak? Var mı abi başka eklemek istediğin başka bir şey? Yok. Dediğim gibi yarı finalde görüşürüz. Görüşmek üzere abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar. Las Kaçar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın uşaklar. Eyvallah. Görüşürüz.